Merhaba değerli arkadaşlar, bugün sizlere çok şifalı bir bitki tohumu, keten tohumunun birçok özelliğinden bahsedeceğiz. Önce kullanımı, içeriğindeki faydalı bileşikler ve faydaları, insan vücudu için, sağlığı için faydaları nelerdir? Bunlardan bahsedeceğiz. Keten tohumu ülkemize geleneksel olarak yaygın tıbbi amaçla kullanımı çok yoğun bir şekilde uygulanmakta. Çünkü değerli arkadaşlar, son yıllarda biliniyor ki bu keten tohumunun içerisinde bitki bazlı omega 3 yağı mevcut ki gerçekten çok şifalı özelliklere sahip. Linoleik asit dediğimiz bir omega 3 yağı bulunuyor. Bu da şimdi anlatacağımız yöntemlerle kullanıldığında ve uygun dozlarda alındığında insan vücudu için birçok şifalı etkiler göstermekte. Öncelikle keten nedir? Nasıl elde edilir? Kısaca ondan bahsedelim. Keten bir bitki değerli arkadaşlar. Bir tarla bitkisi ve yazın tarımı yapıldıktan sonra mavi beyaz çiçekler açar. Daha sonra tohum bağlar ve bu yağlık ve liflik olmak üzere iki şekilde üretimi gerçekleşmekte. Ülkemizde daha çok yağlık keten tohumu, işte gördüğünüz gibi bunlar da keten meyvesi. Hemen meyvenin içine bakalım. Burada olgunlaşmış tohumlar mevcut, işte gördüğünüz gibi bu tohumun içerisinde bu şekilde hasat ediliyor ve keten tohumu elde ediliyor. Keten tohumunu her türlü aktardan, bitkisel ürün satan mağazalardan, bitki koruma ürünleri bulunduran bayilerde, her yerde rahatlıkla bulabiliriz. Keten tohumunu kullanırken değerli arkadaşlar, taze olmasına çok dikkat etmemiz lazım. Birincisi, ikincisi de şu halde olan keten tohumunu öğüterek toz haline getirdikten sonra bu şekilde toz halinde olan şeklini kullanmamız gerekiyor ve mutlaka 2 gün, 3 gün en fazla bekledikten sonra kullanmamak gerekiyor. Yani 2-3 günden fazla bekletilmemeli. Bu nedenle keten tohumu taze olmalı ve öğütüldüğü gün mümkünse kullanılması gerekiyor. Kullanımı değerli arkadaşlar 2-3 farklı yöntemlerle yapılıyor. En çok uygulanan yoğurt ile birlikte karıştırılarak kullanılması. Bunun için yaklaşık olarak bir kase yoğurt, yani 3 yemek kaşığı yoğurda 2 tatlı kaşığı keten tohumu katılır ve iyice karıştırıldıktan sonra tüketilir. Aynı şekilde balla karıştırılabilir. 1 yemek kaşığına 1 çay kaşığı şeklinde keten tohumu uygulanarak tüketilebilir. Ayrıca çayı da yapılabilir arkadaşlar. Bunun içinde yine 1 bardak kaynamış su içerisine 2 yemek kaşığı keten tohumu koyup iyice karıştırdıktan sonra bunu tüketebiliriz. 2 çay kaşığı keten tohumu karıştırıldıktan sonra bunu bu şekilde tüketebiliriz. Veyahut da arkadaşlar, toz haline getirilmiş keten tohumunu salatalarımız üzerine baharat şeklinde dökerek de kullanabiliriz. Yani gün içerisinde kullanacağımız keten tohumu 4 gramı geçmemeli ki bu da 2 çay kaşığı şeklinde olmalı. Çok fazla tüketilmesi zararlı, sakıncalara sebep olabilir. Bu nedenle arkadaşlar 4 gramın geçilmemesi gerekiyor. Keten tohumu alındıktan sonra dediğimiz yöntemlerle bir kere antioksidan kaynağı vücudu sağlıklı kılar. Sindirim sistemini çok çabuk çalıştırır, düzenler ve diyet işinde oldukça faydalıdır. Kolesterolü düşürür ki arkadaşlar, denenmiştir bizzat. Kolesterolü önemli ölçüde düşürür. Her gün özellikle yoğurtla alınan 2 çay kaşığı keten veya 2 çay kaşığı ketenin sebze salatalarına dökerek de kullanılması suretiyle. Aynı zamanda kansere karşı koruma sağlar, vücut direncini arttırır, cildi iyileştirir, kan şekerini dengelemede önemlidir ve yine birçok faydaları mevcut. Arkadaşlar, keten tohumunun sindirim sistemiyle ilgili sıkıntıları da giderdi bilinmekte. Özellikle sindirim sistemimiz olan mide ve bağırsakta emilimi çok güçlü bir şekilde yaptığı için orada bir sağlıklı ortam oluşturur. Bu yönüyle de iyi.
Her şeyden önce dediğimiz gibi bitki bazlı omega 3 yağı, linolenik asit bakımından zengin olan bu keten tohumunu anlattığımız şekliyle değerli dostlar kullanabilirsiniz. Keten tohumu şifa kaynağı ama dozunu da aşmamak gerekiyor.